Hepinize merhaba, ben Nes. Bu videoda sizlere Minecraft'ın 1.18 sürümünde gelen yeni bug'ları göstereceğim. Daha fazla böyle Minecraft videolarını gelmesini istiyorsanız ve videonun sonunda video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu 1.18 sürümü 2021'in galiba Kasım ayının başlarında geldi diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Hayatta kalma modunda işinize yarayabilecek bir sürü bug var. Şimdi size bu buglardan birkaçını göstereceğim bu videoda. Lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet, ilk bugımız şu şekilde işliyor. Herhangi bir yüksek bir yerdeyseniz ve aşağı atlamanız imkansız gibi ise veya hızlı inmek istiyorsanız yanınızda bir tane domuz, bir tane eğer ve bir tane havuçlu oltanız varsa, ki bunlar niye var bilmiyorum ama her neyse, ben size bug'ı göstereceğim. Bunları yüksek bir yerdeyseniz domuza şu şekilde biniyorsunuz ve elinizdeki oltayı şu şekilde hızlı şekilde alıp bırakarak domuzu havada asılı bırakıyoruz. Nasıl bir şey oldu onu bilmiyorum ama. İyice aşağı geldiği zaman shift'e tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi domuz ölüyor, fakat siz ölmüyorsunuz. Eğer domuzdan inmezseniz yere çakılır, ikiniz de ölüyorsunuz. Hem domuz hem de Steve ölüyor. O yüzden yere yakınken bırakmanız gerekiyor. Bir diğeri ise botla da geçerli. Aynı domuzdaki gibi. Şu şekilde gidiyoruz. Bu şekilde havada filan bıraktığımız zaman bu duruyor. Şu şekilde yapıyoruz ve gördüğünüz gibi yavaşça inebiliyoruz yere. Hasar almadan bu bot sayesinde aşağıya inebiliyoruz. Diğer bug'ımız ise şu şekilde çalışıyor. Duvar arkasını görebilmemizi sağlıyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi onu göstereceğim. İlk önce fov ayarını, yani görüş açısı ayarını, hangisinde kullanıyorsanız bunu direkt fullleyin. Tam bakış açısı yapın. Bize o lazım. Bunun belli yönleri ve yerleri var büyük ihtimal ki, çünkü şimdi biraz sonra göstereceğim. Şu şekilde duvara geçiyorum. Duvara biraz paralel bakıyorum şu şekilde. Ve F5 tuşuna basarak, yani bakış açımı değiştirerek, gördüğünüz gibi sol tarafta oluştuğu gibi küçük bir alandan etrafı görebiliyorum. Şöyle yaptığım zaman az çok olsa da yine bir şeyler gözüküyor. Şu an sağ elim, yani sağ tarafım duvara dayalıyken gözüküyordu. Bunu sol tarafıma aldığım zaman burada gördüğünüz gibi gözükmüyor. Yani duvarda X-ray bug'ı olmuyor. Duvarın arkasını göremiyoruz. Fakat ben şuraya geçtiğim zaman, bunu niye şey yaptım, her neyse, bu sefer orada sağ tarafım dayalıyken görebiliyorken, burada sağ tarafım dayalıyken göremiyorum. Burada sol tarafım dayalıyken görebiliyorum. Şu şekilde göstereceğim. Burada gözüküyor. Şöyle tam geçebilirsem. Evet, gördüğünüz gibi sol tarafım dayalıyken gözüküyor. Bunun yer yönleri var. Yani tek teferde deneyip de olmuyor deyip bırakmayın. Bu şekilde eğer bu görüş açısını daha da fazla yapmak istiyorsanız, tavsiyem hızlı 2 iksir almanız. Daha çok görüntüyü geriye alıyor ve gördüğünüz gibi birazcık daha fazla yer görmenizi sağlıyor. Gördüğünüz gibi aşağıda lavlar falan var. Mağaralar var. Bunları duvar arkasında veya maden falan görmek için kullanabilirsiniz. Evet, üçüncü bug'ımız da şu şekilde. Ender portalını açtıktan sonra şuradaki köşelerin, bunların adı ne? End geçici çerçevesi. Bunları normal hayatta kalma modunda bunları ne yaparsanız yapın kıramıyorsunuz. Bunu bug sayesinde, kırmızı mantar sayesinde bunların hepsini kırabiliyoruz. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şu şekilde ben kritik modunda göstereceğim size. Kemik tozu, toprak ve kırmızı mantarınız olsun. Toprağı şu şekilde koyun ve buraya bir tane daha toprak koyun. Buraya mantarı koyacağız. Bunları kırın ve kemik tozunu şu şekilde mantara basın. Gördüğünüz gibi burada bir tane mantar oluşacak ve bu mantar nasıl oluşuyor desem, bir çeşit kap gibi olduğundan dolayı bu tarafı kırıyor ve gördüğünüz gibi çerçeve gitmiş oluyor buradan. Bunun dört bir yanına yaparak şey yapabilirsiniz. Buraları kırabilirsiniz. Örneğin şu şekilde tekrar göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi tekrar yaptım. Burası da gitti. Tekrar şuraya da yapalım. Gördüğünüz gibi böyle çırılçıplak kaldı. Bunun etrafına istediğiniz bloğu koyabilirsiniz. Şöyle obsidyen koyalım. Ağlayan obsidyen koyalım hatta. Gördüğünüz gibi böyle istediğiniz eşyaları koyabilirsiniz. Bir değişik durdu böyle. Güzel duruyor yani.
Bunu dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Sonuçta bir oyun bug'ı. Bunu yine de survival modunda da azıcık da zorlansanız da yapabilirsiniz bunu. Evet, dördüncü bug'ımız da şu şekilde. Şöyle akşam yaptım. Çiçekli açalya veya açalya olması bir şey değiştirmiyor. Bunun ikisi de oluyor. Ben onu söyleyeyim, bir tanesini kullanalım. Şu şekilde açalyayı elimize alacağız. Ve içi kapalı bir şekil yapmamız gerekiyor. Bunu şöyle tek blokluk da yapabilirsiniz. Veyahut şöyle 9'a 9'luk da yapabilirsiniz. Veya daha büyük de yapabilirsiniz. Fark etmez. 9'a 9 çünkü 3'e 3. Fakat bu 2'ye 3 oldu. Her neyse. Bir şey olmaz. Bu şekilde yaptıktan sonra etrafa birazcık zombi koyalım. Şöyle yavru zombiler de olsun. Koyduk. Hayatta kalma moduna geçtim ve bu zombiler bunların yani açalyaların üstünden zıplayamıyor. Bu oyun bug'ı nasıl bir oyun bug'ı aslında pek de emin değilim yani. Bu niye olmuyor onu da emin değilim. Fakat bunlar zıplayamıyor üstünden ve size vuramıyor. Bu şekilde böyle bunların üstüne gidip böyle öldürebilirsiniz rahatlıkla. Bunlar köylüler için de geçerli. Köylüler de atlayamıyor, zombiler de atlayamıyor. Bu şekilde de hem oyuncular için hem de köylüler için güvenli bir alan olmuş oluyor. Bunda hayvanlar zıplayıp atlayabiliyor mu? Ona da bir bakalım tabi. Gördüğünüz gibi koyunlar da atlayamıyor. İneğe de bakalım. İnek koydum. İnekler de atlamıyor. Kısacası böyle galiba bütün canlılar bu açalyaların üstünden atlayamıyor. Bunu dediğim gibi istediğiniz kadar küçültüp büyütebilirsiniz. Örneğin şu şekilde de deneyelim. Yapmadım ama deneyelim. Öldürelim şu şekilde. Ben 4 tane yan yana koydum. Survival moduna geçtim ve zombiler şöyle etrafıma dolaştı, doluştu. Ve yine de bu şekilde vuramıyorlar. Tabii tekli yapmayın. O zaman şaftınıza kayarlar. Ama şöyle 4 dörtlük bir alan yaptığınız zaman zombiler size vuramıyor. Yani yeterli uzaklıkta olduğu zaman hiçbir sıkıntınız olmuyor. Ve evet, bunlara vurduğum zaman bize geçirebiliyorlar. Bunun üstüne koyamıyoruz ama. Bu şekilde öldürebilirsiniz tabi. Size vurmamalarına dikkat edin. Bu oyun bug'ı da bu şekildeydi. Evet, 5. oyun bug'ımız da tuzak kancası bug'ı. Tuzak kancası tekrarlıyor yani yeniliyor, daha fazla oluyor. Bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bize gereken eşyalar şöyle 4 tane tuzak kapısı, 4 tane tuzak kancası, bir tane de ip gerekiyor. İlk öncelikle ipi şu şekilde ortaya koyun ve bunların bir bokluk uzaklıkla tuzak kapılarını koyun. Şöyle içe doğru kapanmalarına önem gösterin. Yani içeriden şu şekilde yapmayın çünkü dışa doğru açılıyor. Bu şekilde dışarıdan içe doğru yapın ki içe doğru kapansın. Bunları koyduktan sonra tuzak kancasını eğilip şunlara koyuyoruz. Tuzak kancaları ve gördüğünüz gibi bunlar ipe doğru eğiliyor yani tuzağımız hazır olmuş oluyor kısacası. Tuzak kancaları bu şekilde olduktan sonra buraya bastığımızda ve geri çıktığımızda bunların iki tanesi şu şekilde bug'a geliyor. İki tanesi şey oluyor. Kırılmıyor ve yenileniyor. Bu şekilde bunları tekrar kapatıyoruz. Şu şekilde kapattıktan sonra bunları tekrar bu şekilde koyuyoruz ve gördüğünüz gibi ilk başta burada 4 tane vardı fakat bize 2 tane daha geldi ve 6 tane oldu toplamda. Bunları böyle bu şekilde tekrarlayarak diyecektim ki bu sefer fazla geldi. Bunlar galiba evet değişiyor. Her zaman değişiyor. Bunları yapma amacınızın ne olduğunu söylersek bu bir oyun bug'ı ve ikincisi şu şekilde. Köylülerde yanlış hatırlamıyorsam okçu mesleği olan bir tane köylüyle takas için bu eşyayı kullanabiliyorduk. Bu eşyayı verip de zümrüt alabiliyoruz diye hatırlıyorum. Yani o yönden de işinize yarayabilecek bir bak. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Eğer video işinize yaradıysa ve beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımızı desteklemek için abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.